Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz savaş şehitliğine gitmenin fazileti. Salavat-ı şerife. Salavat, salatın çoğulu. Salat, dua demektir. Şerif de en şerif dua anlamına geliyor. Salavat-ı şerife. İnsan bununla peygamber arasında bir bağlantı kurmuş oluyor manevi olarak. Bizler tabii mahrum olduk. Peygamberimizi göremedik yetişemek zamana. Fakat bu savaş şerifiyle bir manevi iletişim bağlantı kurmuş oluyor elhamdülillah. Peygamberimize karşı böyle. Peygamberi sevmek de bu da imanın kemali anlamına geliyor. Bir Müslüman ne kadar peygamberini severse o imana da kuvvetlenir, kemal bulur imanı. Mevlam bize buyuruyor Ahzab 56'da Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ve melekatehû. İnnallâhe Allah Celle Câlihü ve inne kesin anlamına geliyor. Allah Celle mutlaka ve melekleri Mevlamızın sonra Nebi Peygamberler saadet getiriyorlar. Yusallûn alen Nebi. Alen Nebi'de lam tarif var. Nebi peygamber demektir. Peygamberlerin dört makamı vardır peygamberlerin. Biri Nebi, Resul, Ulazım, Hatim-ül Enbiya. Peygamber aslında Farsça bir kelime. Türkçe değil peygamber. Arapça değil peygamber. Arapçası Nebi ve Resul'dür. Burada Mevlam buyuruyor. Allah için melekleri alen Nebi, o Nebi, o peygambere, o peygambere reklam bellik anlamına geliyor. Sırat ederler. Allah'ın salatı anlamı dua salatın. Fakat tabi Allah dua etmez. Kim dua eder? Üstüne dua eder böyle şey. Tabi Mevla mülk sahibi o etmez. Fakat bu ne anlamına geliyor? Duanın gereğini yapar Mevlam. Duanın gereğini yapar Mevlam. Nedir gereği? Peygamber makamı süt altı yedir. Altı peygamber zaten. Yani insanların özü Peygamber. İnsanların özü Aleyhisselam Hazretleri ki arşı ondan nurunu alıyorlar. Ama yine makam, yine derece bitmiyor gene. Allah katında cezalı böyle. Evet, Mevlam onu ne yapıyor? Her an onun makamını atırıyor Mevlam böyle. Meleklerin nedir salatı? Dua ve istiğfar. Peygamber ümmetine dolayısıyla istiğfar ediyorlar böyle. İstiğfar. Nasıl ki melekler Adem Aleyhisselam secde etti melekler. Yani Rabbim onlara secde ettir melekleri. Tabi o secde saygı anlamına geliyor. Yani Adem Aleyhisselam bir kıble, bir cihet olmuş oldu. Melekler onun kişide şahsında insanlığa secde ettiler. İnsanlığa. İnsan çok üstün varlık insan muhterem. Cennet insansız olamaz cennet. Hayvana girmeyecek cennete. Melek ne yapsın cennette? Giriyor melek ama melek ne yapsın cennette? İyi bir şey içmiyor melek. Huri kızı ne yapsın melek? Bunun için cennet insana aşık o cennet. Ancak cennetin de şenliği dolması insana bağlı. Bunun için Mevlam Adem Aleyhisselam'ın kişiliğinde, şahsının mağlubiyesinde insanlığa secde ettirir melekleri. Mevlam işimizde buyuruyor. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler, Mevlam, ey müminler, iman edenler. Allah bizi izah edin. Yani kim ehli imansa Allah hitabına burada elhamdülillah muhatap oluyor muhtemelen. Yani ne bir şeref bu değil mi böyle? Allah hitabına muhatap olmak böyle.
sallu aleyhi. Siz ona ediniz böyle buyuruyor. Siz o nebi peygambere salavat size getiriniz. Ve sellimu teslima ve tam bir teslime de selam veriniz böyle. Yani salat ve selam. Yani salli ve sellim demek gerekiyor. Peygamberimizin tabi bizim duamı ihtiyacı var mı? Yok. Derler. Biz ona muhtacız ama. Böylece. Ona muhtacız. Fakat buradaki dua ne olmuş oluyor? Peygamberimize sürekli dua gidiyor her taraftan, bütün küre-i azdan. Her an, her saniye. Namaz okunuyor, namaz okunuyor. İnsan okuyor bunları böyle. Yani Peygamberimizin aleyhisselam derecesi artması, ümmetinin çoğalması, dinin şiatının kendine devam etmesi anlamına geliyor bunlar. Hristiyanlar yılbaşı dedikleri gecede güya peygamberlerin doğum gecesi diye bir şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar muhtemelen böyle? Hristiyanlar. Yani ne kadar gülünç böyle yani bir şey yaptılar böylece. Yani güya peygamberlerin doğum gecesi diyor. Noel doğum demektir. Ne yapıyorlar? Peygamber doğmuş zaten. İçki, fuhuş, kumar, ahlaksızlık böyle. Hiç aklına geliyor mu? Peygamber gelmiyor. Hiç gelmiyor aklına böyle. Yani güya peygamberin doğum gecesi, güya Noel yortusu. Yortu bana demektir. Noel doğum demektir. Güya peygamberin doğum bayramı yani onlara göre, o gecesi onlara göre. Fakat ama aklına gelmiyor ki peygamberleri. Akıllı inmiş, beden aşırmış akıllı. Yarı çıplaklar, danslar, balolar, şunlar, bunlar, hindiler, mezeler, içkiler, ahlaksızlığı alıp gidiyor böylece. İslam ne yapıyor? İslam peygamberine bakın sahabe-i şerife dua. Sahabe-i şerife diye böyle. Yani maneviyat burada. Ruh burada böyle. Peygamberimize tabi savaş getirmenin tabi sevabı fazileti var. Bunun da var böyle. Yüce Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Şerif Müslim, Ebu Davud Tirmizi Nisai'de. Mesela aleyhi salaten. Bir kimse peygamberimize bir defa savaşa getirirse aleyhiye aşten. Allah kimse 10 mislini dua edeyim elhamdülillah. Rahmet edeyim ben böyle. Yani bir insan Allah'ıma salli Muhammed derken peygamberimize dua ediyor, savaşa getiriyor, Allah bundan razı oluyor, Allah'ın 10 katını veriyor. Rahmetini böyle kullanıyor. Yalnız tabi huzurlu olmak, bilinçli olmak gerekmektedir. O huzur bilinç. Bazı ulema-i kiram, yani gerçi Allah dostları şöyle buyuruyorlar, Hazreti Şerif'in açıklamasında, bir kimse bir yetim başını sıvadasa, yetim çocuk, garip tabi, bir kimse onun başını sıvadasa, başına kılınan sayıcı kılınan sevap veriyor. Ne kadar başında saçları, tenleri, kılları varsa o kadar sevap veriyor böyle şey. Kime? Eğer bu bilinçli olursa yani çocuğu sevindirmek amacıyla kişi beş başını sıvarsa alıyor böyle şey. Bunun dışında aklına bir şey geçmiyor. Bir çocuk yanı başında izlem kalabalık evsin başı dokundu. Buna sevabı almıyor bu tarafa. Yani aynı işlem, aynı el, aynı fiil oluyor. Yani el şunun başına dokunuyor, temas ediyor. Ama niyet olmayınca sevabı alamıyor. Ne ederse çocuğu getirmiş, sevindirmek için ona sevabı alıyor. Sevabı da şey bu şekilde başlıyor. Yani Peygamber Aleyhisselam'ı hatırlamak, Peygamberimizi. Doğduğu anda sabaha karşı doğduğu anda secdeye kapandı. Hadi Safiye validemiz buyuruyor. Halası oldu peygamberimize. O da oradaydı. O buyuruyor. Doğduğu anda diyor göbeği kesilmiş sünnet olmuştu. Doğduğu anda diyor secdeye kapandı. Üç sefer diyor bir şey konuşuyor. Kulak verdim diyor. Ne dedi bakın.
Ümmeti, ümmeti, ümmeti. Doğduğu anda. Ümmetim, ümmetim, ümmetim. Doğduğu anda. Böyle böyle böylece. Ölüm anında yine aynı şey bu. Ölüm anında yine yani tabii o da insan. Onun da bir canı var. Ondan tabii can çekiliyor bedeninden. Hatta ikimiz alıp şey çekerim peygamber aç çekerler. Yine ne yaptı? Ümmeti, ümmeti, ümmeti. Yani ümmetim, ümmetim buyurun Peygamber'e. Kabirden kalktığı günde, sürüldüğü kıyamet gününde de kabirden kalktığı anda tabi kabir alt üst oldu, toprak oldu, sakallanma tozu sıkışı bıraktı. Bakacak, kimse yok. Cebrail görecek, ümmetim nerede? Ümmetim nerede böyle? Hatta mahşerde ne yapacak Aleyhisselam Hazretleri? O dehşetli günde böyle. Artık cehennem ortaya getirilmiş. Cehennem ateşlerine saçıyor. İnflak ediyor. Melekler titriyor korkularından. Onun hepsi günde. Peygamber şeyde kapanacak. Ya Rabbi diyecek. Kızım Fatıma'mı feda olsun ümmetim. Kızı Fatıma'm diyor. En sevdiği kızı ümmetime feda olsun diyor. Kurban olsun benim. Hazretleri. İşte de sabah-ı şerife peygamberle bir bağlantı kurmak, hatırlamak. Benim böyle bir peygamberim var. Bu ümmetim demek anlamına geldiği için ne gerekiyor burada? Huzurlu. Dinçli olmak gerekiyor böyle. Yoksa çünkü başını elini dokmakla insan sevap alamıyor. En kısası Allahümme salli Muhammed'dir. Allahümme salli ala Muhammed. Bu farz mı denemler böyle? Farz bu böyle. Burada Mevlamız sallu, emirdir. Bunun gereği nedir? Sadece gelmek farz olmuş oluyor böyle. Yalnız tabii müşriyetlere göre değişiyor bunun farziyetinin zamanı değişiyor. Hanefi mezhebine göre ve pek çok müşriyetlere göre de bir defa ömürde farz. Ömürde farz böylece. Yani emir tekrarlanmıyor Hanefi'de. Hac farz bir defa ömürde farz olduğu gibi olmuş oluyor böylece. Yalnız bir mecliste, camide, evde, sohbette, bir mecliste peygamberin ismine geçtiği ilk iddia getirmek vacip oluyor sadece getirmek böylece. Sonra tekrar ismi mecliste geçen peygamberimizin o müstahap olmuş oluyor böylece. Namazda sünnet Hanefi'de, sünnetin müekketti namazda. Etiyattan sonra kadi ahir ederse oturuşta Hanefi'de sünnet-i müekkettir bu. Şafi'de ise namazdaki savaşı o farz. Şafi'de böylece. Allahümme salli ala Muhammed'e ne aklına gelmesi geliyor? Peygamberin aklına böyle. Tabi hacca gidenler muhteremler, Medine'ye gidenler ne mutlulukları elhamdülillah. Kendini orada farz eder, hayalen ki Ravza-i Mutahhare'de Resulü'nün huzurunda yata ne farz eder. Yalnız Peygamberimizin mübarek bedeni yer altında kabirde ama ruhu arşalada. Buna deniyor Hakkati Muhammediye deniyor. Hakkati Muhammediye, nuru Muhammediye deniyor böylece. Onun nuru, ruhu arşalada böylece. Kişi böyle gözüne büyüterek oturduğu yerden yavaşça şöyle Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed demekte gerekiyor. Bu da sünnettir bu da. Ve ala Ali Muhammed. Allahümme anlamı şu, burada mimi şeddeli mim var sonunda Allahümme diye. Bunun aslı ya Allah Celle Şahı'dır böyle. Ya burada hasfediliyor, kaldırılıyor. Arapça böyle kural vardı böyle Arap'ın dahilinde. Bunun yerine mim konuyor, şeddelinin bu anlamı geliyor. Aslı ya Allah. Ey Allah'ım Celle'ci anlamına geliyor. Salli, sen salat eyle. Yani salat, rahmetini arttır, bakıp arttır. Ala Muhammed, Muhammed kuluna. Ve ala Ali Muhammed, Ali Muhammed miydi? Aline. De, Ali. Kim Ali? Onunla beraber yaşayanlar o dönemde. Önce evlatları. Sonra hanımları, sonra sahabe-i kiram hazretleri, ondan sonra tabi olan müminler. Özellikle
O dönemde yaşayan, o dönem ashab deniyor yaşayan sahabe-i kiram. Peygamber beraber yaşayanlar böylece. Onların da bu dinde bir hakları var onların. O sahabe-i kiramın onların hakları da var, onların da dinde. Emekleri var. Emekleri var böylece. Bu dinin temel taşı onlar. Aç kaldılar, susuz kaldılar. İcid ettiler. Her türlü çileye katlandılar. O savaşlar, müşriklerle, münafıklarla, onlarla, bunlarla. Doyasıya ekmek yiyemedi muhtemelenler. Doyasıya yatamadılar bunlar, sahabeler. Allah'ın yoluna, din yolunda, cihat yolunda, İslam için böyle şey. O günün koşullarında, günün koşullarında altın yok, altın araba, yol yok o zamanlar. Kimi yayan, kimi deve üzerinde, o çöl doğasına, çöl doğası, çöl gününde yanar çöl gününde. Yanar, yanar, yanar. Eli soğuk olur çöl. Kum fırtınası olur çölde, yanan çölde. Yolda mola verecek yeri yok o zamanlar yolda. Yani mola verelim de çay içelim yok o zamanlar. Tamam, böyle. Yanında ne varsa, kuru arpa ekmeğe, o da taş gibi kurumuş. Yanında suyu var ama suyu nereye koyuyor? Deri kaba, kutuluma koyuyor suyu böyle. Kapıyor başka yere. Derinin içerisinde su. 60 dereceye bulunuyor en aşağı. Geçiyor ısı, güneş. O derin su hem ısınıyor bir de kokuyor deri tamamen böyle. O koşullarda bir de muhteremler yaralanma var, yaralanma. Yani en çok beni bu etkili yaralanmalı, yaralanma muhteremler. Savaş, kılıç yapıyorsun iç içe böyle. Kanma karışık, iç içe giriyor böyle. Savaş böyle şey. Arkada ok atılıyor, ok giriyor. Yandan biri kılıç vuruyor, mızrak vuruyor. Hele ok, ok. Olta gibi, gereken kolay giriyor böyle. Delip geçiyor böyle. Ama çıkmıyor. Parçalması gerekiyor böyle. Ne yapıyorlar? Kendi çekiyor böyle. Hızı çekiyor, böyle parçalarak böyle şey. Çekiyor böyle. Bir savaştan çıkıyor, dairelere geçmeden ikinci savaşa gidiyor. Din için böyle. Çöllerde kabile kabile dolaşıyorlar. İslam'ı yaymak için. Eğer cihat olmasaydı İslam devleti Medine'de kalırdı. Bir kasaba devleti olur muhtemelen. Biterdi. Gelmez günümüze kadar böyle. Nasıl küçük bir dere kurup gider. Küçük bir dere böyle. Ama büyük su kurumaz. Akar muhtemelen. Elhamdülillah. İşte getirirler böyle. Peygamberimizin evlatları, kızları, tabi erkek çocukları vardı, onlar da küçük öldü onlar böyle. Peygamberimizin kızları, Peygamberimizin zevceleri, annelerimiz oluyor. Allah hepsine razı olsun muhteremler. Onlar böyle kıta dayandılar, aşağıya dayandılar. Bu şartlarda böyle İslam'a çalıştı, bunlar çalıştılar. Hem Peygamberimize bir saygı oluyor, dua olmuş oluyor, hem de onları hatırlıyoruz böyle. Allahümme salli ala Muhammed derken aklımıza Resulullah gelmeli. Huzurumuzda, huzurunda hepimizin huzurunda. Ve ala Ali Muhammed, onun aline, çocuklarına, kızlarına, ezvat tahiratına, o sahabelere verecek. O sahabelere onlara. Hadis-i şerif okuyayım inşallah. Hadis-i şerif Tirmizi'de bu Aleyhisselam Hazretleri. Men sallâ aleyhe salâten vâhideten. Bir kimse Peygamberimiz açtığı bir defa savaşa getirirse sallallahu aleyhi bir açtan. Allah o kimseye 10 salat getiriyor. 10 salat. 10 rahmet. Elham kişi diyor. Yuhutet anlıyor. Aşçı hatayatin. Onun da günahını siliyor böyle bakın. Bir de sallallahu şerifeye getirir kimse. Ne kadar da bilinçli olsa o daha güzel. Mevlam 10 rahmet ediyor. 10 günah siliyor, hürri fiyat, aşçı derecatın 10 derece yükseliyor kul böylece. Bir sahabe-i şerifiyle. Ne zaman bilinçli olursa, huzuru olursa, ciddi olursa böyle olursa. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Tirmizi'de, inni evlen nasibi yevm-i kıyameti ekserim aleyye salaten. İnne evlen nasibi bi bana buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Kim bana İnsanın bana en yakını, kıyamet gününde en çok savaşı getirenler.
Gönül birliği oluyor orada. Gönül birliği oluyor böyle işte. Demek ki kıyamet gününde kim Resulullah'a yakın olmak istiyorsa ne gerekiyor buradan? Sahabe-i Şerif devam etmektedir. Sahabe-i Şerif dünyadan gitmek gerekiyor böylece. Bir bağlantı, manevi bir şey kurmuş oluyor böylece. Kıyamet günü yani mahşer günü anlamına geliyor. O güne geliyor. Mahşerde herkes peygamberimizin sancak deniyor, sancak. Tabi bu sancak böyle bir madde değil, bezliyle derler. Bir manevi bir koruması geliyor. Oraya sığınma çalışacak böyle. Oraya böyle. Peygamber sığınma böyle şey böyle. Ancak orada kurtuluş orada. Peygamber şey yani böyle şey. Sabrın solda peygamber arsatlarına. Ya Resulallah sen dünyadan geçtikten sonra senin bedenin mezara sürecek. Kimin sürecek? Sen bunu duyar mısın savaş getirenleri? Bu Aleyhisselam Hazretleri İnnallâhe harreme alel erdi etsâdel enbiya. Allah peygamberin bedenini toprağı haram kıl yemesini. Toprak onu yemiyor, çürütemiyor. Çürümüyor. Ne kadar peygamber varsa hiçbirinin bedeni toprakta çürümüyor muhtemelen. Olduğu gibi duruyor bunlar böyle. Bu bir gerçek bu. Herkesin bildiği olay böyle şey. Yani evliyaların bile büyük evlilerin bedeni çürümüyor muhtemelen böyle. Bak Mevlam onları koruyor. Toprak onu yiyemiyor. Toprak onu yiyemiyor muhtemelen böyle. Toprağa dönüşmüyor bedeni, çürümüyor. Neden? O beden Allah kulu dünyada. Allah secde etti beden tamamıyla böyle. Böyle bilinçli böyle. Bütün hücreleriyle Allah dedi onu böyle. Ona toprak dokunamıyor böyle. Süleyman Aleyhisselam Hazretleri peygamber idi. Bir iş yaptırıyordu cinlere. Büyük bir iş yaptırıyordu. Uzun zaman sürmesi de gerekiyor. Azrail Aleyhisselam geldi. Ya Nebiyallah. Ey Allah'ın peygamberi. Mevlam beni gönderir sana. Ömrüm bitti. Ben almaya geldim. Azrail bak ama bu iş yarım kalacak şimdi. Ve olmazsa cinler bırak kaçarlar buradan böyle. Bırakırlar. Bana öyle emir verdi bu şekilde. Öyleyse ben de asama şükürde dayanayım bu şekilde. Ortalayayım kendini dengeleyeyim. Öyle canımı al da. O da benim sağ dansında. Kudüs'te. Bulunduğu sahada sırçı sahaydı böyle camdan da etraf duvarlara da camdı. Cinlere de bakarak asasına değinemedi, tam dengeledi, ortaladı. Azan canını aldı. Tabi rahmet oldu öldü böyle şey. Kudüs gibi bir sıcak memlekette cam içerisindeki camda ısıyı çeker atabiliyorsun daha fazla güneş çeker camda. Peygamberler çürümediği için hiç yüzünde bile değişmedi yüzü. Cinler karşısına bakıyorlar, sağ zannediyorlar. En sonunda bir ağaç kurdu. Ki Mevla'nın izniyle ağaç kurdu. Ağaçlarını yemiş yemiş, o değnek kırılınca düştü yere. O zaman oldu böyle, öldü anladı böylece. Hatta bunun deneyim yapmışlar bile. O tip bir ağaç kurdu. Ne kadar bir zaman bu ağaçları yiyebilir diye böyle. Ağacın o cinsine göre, sertine göre böyle bir kurt bulmuşlar. Bunu deneyim yapmışlar. Aylarla sürüyormuşlar yani onu yemesi de beraber. Demek ki peygamberlerin bedeni sürmüştür yani böyle. Allah yolunda şehit olanların böyle. Allah'ın dinini egemen kılmak için ama o yolda böyle. Gönüllü olacak kişi böyle. O yolda canını verecek kişi verecek. O da çürümüyor bedeninde. Evliyaların bedeni çürümüyor beden toprakta çürümüyor böyle. Onlar için neden acaba çürümüyor? Farisi var mı onlara? Ruh ayrı gerçek bedenden, ayrı ama neye benziyor bu? Şimdi tabii bölgemizi halkımız daha iyi bilirler deprem yönünden. Şimdi deprem oldu, kişi mesela dışarı çıkacağını kurtardı. Şimdi bakıyor, eyvah evim gitti, ev yıkmışlar böyle. Veya başka yerden evde bulunmamış, bir gelip bakıyor, ne bakıyor, ev yere bir olmuş böyle. Hepsi işlere gitti böylece, kişi orada acıyor. Şimdi beden de ruhun bir evi aslında. Ruhun evi böyle. Ruh devamlı bedene bakıyor böyle. Ruh bedene bakıyor. Beden şu düşürür, inciniyor ruhunda. Bakıyor,
deriler çürümeye başlıyor, saçlar dökülmeye başlıyor, etleri yavaş yavaş böyle çürümeye başlıyor, kokuşmaya başlıyor, leş gibi olmaya başlıyor, kemikler iskelet arıyor birbirinden. Ruh bundan tabii bir hüzünleniyor muhtemelen böylece. Beden kadar sağlam kaldı, ruh bunu seviniyor bunu şeyler böyle. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri Eshab-ı Kiram'ına, Allah-u Teala haram kıldı peygamber cesedini toprağa. Yani siz bana sahibi getiriniz buyurdu. Fena saatteki mart aleyye. Sizin saatiniz bana dedi arz olunca getiriliyor böyle şey böyle. Melekler var görevli. Bunlara seyyahin deniyor. Gezici melekler var. Bunlar bakteri sahibi getiriyorsa gidiyor böyle. Yine bir özel melek var peygamberimizin başlığında, mezarın başlığında özel melek var. O da hemen anında, anında derhalde. Ya Resulallah, Allah pazarından filan, Bursa'dan filan, İstanbul'dan filan, hani sahibi şey getiriyor muhtemelen böyle. Üç türlü var şimdi böyle. Bir de aşıkların var, aşıkların, aşık. Peygamber aşıkı. Bu nedeni aşk-ı Resul. Bir makam var. Aşk-ı Resul. Bir makamdır o böyle. Kul o makama erdi mi, kulun gönlüne yanar aşk. Aşk ateş an böyle. Sevgi başka. Aşk bak. Aşk ateştir böyle. Kulun gönlü Resul'le yanar böyle. Yanar böyle. Uykusu kaçar böyle. Artık dünyayı gözü görmez. Resul aşkıyla yanar, yanar, yanar muhtemelenler. Yese karnı gibi muhtemelenler. Böyle yanar, yanar kendisi. Onların gidip sahibi şey peygamber kendini alıyor. Gerekiyor onlara böyle. O aşkıya gidince alıyor böyle. Bir de huzurda var. Medine'ye gidenler için orada böyle peygamber karşısına geçer kişi orada savaşa getirir. Ama orada Allah'ın sallallahu aleyhi delmez orada. Orada muhatap lazım. Aleyke. Aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Nebiyallah. Esselamu aleyke. Aleyke sanana gibi. Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ile peygambere. O gayet olmuş böyle. Muhatap olunca Esselamu aleyke ya Resulallah. Ya Habiballah. Esselamu aleyke. Böyle. Hitap böyle şey. Peygamber bunu duyuyor, alıyor mu? Alıyor bunlar böyle. Tabii gören görüyor mu? Yani gören görüyor bunlara böylece. Herhalde dünya boş değil mi? Dünya mıdır? Allah-u Teala her zaman yeryüzünde. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geliyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alıyor. Görüyorlar bunlar kendileri. Bunlar görüyorlar. Bilhassa Medine'de ömürlere başlıyor şimdi gidenler muhteremler böyle. Çok dikkat etmek gerekiyor böyle. Yani Babı Sıra'nın girerken daha, o Medine'deki harem işi girerken daha, tabi sıraklar oraya girilir. Böyle saygıyla, Peygamber hayattaymış gibi Aleyhisselam Hazretleri, böyle hürmet ile, saygıyla, edeb ile, başını eğerek, fazla sağa sola bakmadan, tabi namaz kılınır Razı Muhtar'da ya da başka yerde tabi namaz kılınır. Sonra Peygamberimizin kabri ziyaret eder böyle şey. Ederken de öyle topluca bağırmaya çağırmaya gerek yok mu tabi böyle. Öyle ihlaslı olmaz bağırıp çağırıp bu şekilde böyle şey. Herkes böyle kendi böyle geçerli Peygamberimizin hayatta varsın böyle. Ölmüyor onlar. Diridir onlar böyle mezarında. O bizi görüyor böyle. O bakıyor böyle görüyor bizleri böylece. Hatta bir kadıncağızı dinledim muhteremde. Yaşlı bir kadıncağız vardı. Keşif açıktı. Allah'a emanet eylesin. Çok mübarek kadındı. Bunu hacca götürürler. Kadıncağızı götürürler, oraya getirirler. Gelince ziyarete gitmiştik de olmanı söyledi böylece. Baktım dedi, Peygamberimiz de bize bakıp duruyor orada be dedi böyle. Baktım, bakıp duruyor bize Peygamberimiz de dedi. Gülümüşü bize böyle dedi. Öyle de aynı şey bunu söyledi böyle. Hazretleri. Orada çok sevgazım böylece, karşı gitti böylece. Esselamu aleyke ya Resulallah ya Habibade. Böyle gitme gerekiyor burada. Peygamberimiz o da atıyor ve selam oluyor buradan. Peygamberimizin yanında, Aleyhisselam'ın yanında, yine bir insanın yanında, Medine dışında, Peygamber ismi anıldığı zamanlar sahibine getirmek de önemli çok. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif Tirmizi'de, رَقِمْ اَنْفِرَجُلُونَ اِنْدِهُ فَلَيْمْ يُسَلِّ عَلَيَّ Regime en fürrecülün, şu kimsenin burnu yüzü sürünsün. Yani yüzü sürünsün, burnu sürünsün yani o kimse.
zükrü endehü, yanımda ismi anıldığı halde bana sahip şey getirilmeyen bir benzer böyle. Bu duyarsızdı böyle şey. Hani aklına gelmiyor. Ama Resulullah, Peygamber ismi anılmış, onu duyduğu halde öyle alak alak bakana, sağa sağa bakana Efendimiz böyle böylece o kimse yüzü sürünsün yani artık. Yani iflas olmamız böylece. Peygamber olmaz bu yolda böylece. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri buyuruyor Hazreti Ebu Davud'da Hazreti Kabri İden kabrimi bari mene çevirmeyiniz. Resulü Aleyye Sadece kim tebliğüyle haçlı küntüm. Bana sahip şey getiriniz, ne olsa bana ulaşır. Lâsâlu kabri iyiden. Kabrimi barem yerine çevirmeyiniz, barem yerine. Yani eğleneceği piknik yerine yapmayınız muhtemelenler. Yani günümüzde çok evli olan kabirleri böyle oluyor böyle. Yani bir gün yapıyorlar. İşte filan evlilerin günü, gün koyuyorlar. Ama pikniğe dönüşüyor böylece. Evet, camide konu okunuyor, bir şey okunuyor, sohbet yapılıyor ama cemaatin ancak beşte biri onları dinliyor. Beşte, dört dışarı da böyle. Kız, erkekler, şunlar, bunlar, yemi işte, pitikler. Peygamber bunu böyle yapmayın biraz böyle. Yani orası, orası edep yeri, terbiye yeri, bari biri değil orası böyle şey. Şimdi gelelim inşallah Peygamberimizi biraz da sevmek konusuna. Sevmek konusuna. Sevmek, birkaç bunun çeşidi var sevmenin. Biri fıtri deniyor mu? Fıtri sevgi var, fıtri. Yani doğal, fıtradan bir sevgi var böyle. Nedir bu? İnsan ebeveynini, ana babasını sever, evladını sever. Bu fıtridir bu. Yani al bunu, hayvanda da var bu sevgi, hayvanda da var böyle şey. Yani kedi açken yavrusunu emzir o da. Abinin sokak köpeği yavrusunu emzirir, bakar. Vahşi canavar yavrusuna bakar. Bu nedir? Fıtri sevgi, doğal bu sevgi bu. Mevlam bunu vermiş ki neslin devamı için. Eğer dişi doğuranlarda bu fıtri sevgisi olmasaydı kadın çocuğuna bakmaz mı sen böyle? Hele hayvan, vahşi hayvan bakan bakmaz da bunlara böyle. Bakma bunlara. Fıtri sevgi bu. İkincisi kesbi deniyor. Kesbi. Kazançla ve uğraşarak, çalışarak olacak böyle. Kesbi deniyor buna. İşte peygamber sevgisi, Allah sevgisi bu kesbiye giriyor. Kesbi sevgi giriyor böyle. Fıtradan değil bu aslında böyle. Kişi imanı olgunlaştıkça kendinden bu şey gelir yani. Kendine gelir. Peygamberini hatırlar, peygamberini sever, gözden yaş bile gelir onu hatırlayınca, onun aşkı yanmaya bile başlar kişi böyle. Peygamberi sevmek, yani insana mahsus değil, her varlık onu seviyor aslında peygamberi. Her varlık seviyor kardeşler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, gezerken dağda, taşta bir, çölde bir giderken böylece, taşlar, ağaçlar, orası sevmez peygamberimize. Dal taşlar böylece. Ondan fiiz alıyorlar böylece. Hadi okuyorum işte bu hariden. Hurma kütüğü diye bir şey vardı. Hurma kütüğü diye. Medine'de, mescitte hurma kütüğü vardı. Medine'deki mescidin bulunduğu yer. Ravza-i Muhterem bulunduğu yer ama. Mescid orası. Diye ilave sonradan böylece. Orası daha önceden mezarlıkmış. Müşrikler zamanında. Sonra oraya pek ölü görülmemiş, kurma kurt vermiş orası böylece. Hicretten sonra orası elhamdülillah Peygamberimizin tavsiyesiyle Hazreti Bekir parasını verdi. Onun vakfı aldı. İki yetimin malıymış arsa. Meşri lazım oldu Medine'ye vereye. Meşri yok tabi Medine'ye vereye. Peygamberimiz evde. Sonra evde namaz kıldırıyor ama tabii kaç kişi girip sığıyor be eve. Herkes aşk yanıyor peygamber aşkıyla sahabeler. Sığmıyor oraya. Peygamber toplumun sahabeleri dedi bir meşri yapalım, meşri yapalım buraya. Nereye yapalım? Deve oraya çökmüş ya işaret oydu, manevi işaret. Oraya yapalım böyle. Boş arsa. Kimin burası?
iki yetimin. Kim bunların velisi? Kim bunların velisi? Amcaları var. O bunların velisi. Onu çağırdı. Yavrusu, gel bakalım buraya. Bu arsa bunlara lazım yetimlere değil yavrusu. Lazım diyor onlara. Bunlara fazla mal kaldı bunlara böyle. Burası meşgit yapalım burası. Burasını satır alalım. Ama arsa işte para istemeyiz. Olmaz. Olmaz. Ne bunun değeri? Tabii onun halkı bunu daha bilir böyle. Nedir bunun değeri? O zaman para 10 dinar. 10 altın. Tabii bir zaman altının kaç gramı bir zaman altın liranın. 10 dinar dediler yapar bunun değeri. Tam normal bu. Yani en çok bu. Fazla yapmaz. Peygamber buyurdu Hazreti Bekir'e. Ebu Bekir sen bunu ver. Senin vakfın olsun böylece. Ne mutlu onun vakfı orası. Onun vakfı ona nasip oldu böylece. Verdi. Oradaki mezar açıldı. Kemikler başka yere götürüldü. Hurma ağaçları vardı. Onlar kesildi. Yani bir hurma ağacı kökü bırakıldı. Yani bir metre kadar aşağı yukarı tahminen böyle. Yani böyle bir iki zira boyunda üzeri kesildi, bırakıldı böylece. Yakın emri yapmış bıraktı böylece. Meşrit yapıldı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hutbeyi ona dayanıp okudu meşritte. Ona dayanıp okudu böylece. Evet meşrit yapıldı ama temeli taş, üzeri kerpiç, çatı yok ama kurma dallarından kolu güneşlik yani gölgelik. Yağmur şey yağardı böylece. Muazzam o zaman kıtlık var, hasır bile yok altına böyle. Toprak et, namaz kılıyor böyle böyle. Karanlık bir tabi gecede. Bir hafif kandil yanıyor. Yani görünümde sanki bir mağara. Maneviyatta ama cennetten daha güzel. Böyle. Yani cennetten çok çok daha güzel. Böyle. Huzur, başka huzur başka böyle. Huzur, huzur böyle. Manevi feyiz alma, tat almak. Tat almak böyle. Yani madde ile, lüks, konfor ile huzur olmuyor muhtemelen. Tabi bulan bulur ama biraz daha zor muhtemelen böyle. Ne kadar sade olsa o daha feyiz olur böylece. Araya giriyor ama bir Kur'an anlatayım aklıma geliyor inşallah. Medine-i Münevvere'ye Avrupa'dan bir aile gelmiş. Müslüman olmuşlar bunlar Avrupa'da. Bunlar tanımış bir aileymişler bunlar. Müslüman olmuşlar, Medine'ye gelmişler. Otele inmişler. Her zaman değil ama. Vali bunlar ziyarete gidiyor otele. Demek ona göre yeni kişiler. Vali bunlar soruyor. Nasıl otel rahat mısınız? Burada kalmak istiyormuş Medine'ye biraz diyor. İsterseniz özel bir daire bulalım size. Diyor ki bu Avrupalı öyle bir şey olsa iyi olur böyle diyor. Yani bir daire olsa diyor rahat ederiz böyle. Hem vali adamını gönderiyor. Üç tane hazır boş daire buluyorlar. Avrupalılara layık. Yani lüks. O zaman yok mu fazla lüks daire? Üç tane lüks daire boş hem de hazır buluyorlar bunları. Götürüyorlar bu Avrupalıyı. Beğenmiyor bunları. İşin beğenmiyor bunları. Ben bunları beğenmedim. Peki beğenmedim, beğenmedim. Burada daireci yok. Ben de kendimi gezeyim. Eğer beğendiğim yer olursa diyor, size haber veririm. Ben. Peki. Bir gün bu Avrupa Hanım'la beraber Cennet-i Bekir'e mezarlığa giderken sol tarafta Rahmet Enes Efendi vardı Allah'ıma derizim. Binbaşı Türkiye'de oraya gitmiş, yerleşmiş oraya. Onun evini görüyor. İki oda bahçe içerisinde. Avlusu kerpiç örmüş. Bahçe içerisinde bahçede bir kuyu vardı. Yani orada ben de kaldım hiç biliyorum orasını. Kuyu vardı. Kuyunun da ağzında böyle zincirli şey vardı, döner böyle, çekme kovası vardı böyle böyle. Bir de hurma ağacı vardı baştan böylece. İki oda, iki ayrı oda, yere yapışık ama, kerpiçten. Dışı sıvasız, iç yanında bir kireç sıvanmış. Alt, tavan her tarafı topraktan ama sıvanmış. Avrupalı bunu görünce, hoşuna gidiyor orası noktalarından. Hoşuna gidiyor, orası beğeniyor. Yapıyor tabii ziyaretini mezardan. Valiye haber gönderiyor otelden. Ben bir yere buldum. Bana seni bir adama gönder. Tercüman için. Konfası için. Orasını ben tutmak istiyorum orasını. İkisi geliyorlar. Neresini beğendin? Burayı gösteriyor. O memurlar alçak. Allah Allah. Nasıl bu Avrupa burası mağara gibi bir yer burası. Avrupa'dan gelen kişi bu. Burası beğenmiyor bu.
Tabi ev sahibini soruyorlar. Şahmet Enes'in çıkıyor Enes'in. Çok atik tirik mi tabi böyle. Binbaşı. Süvari binbaşı mı kendisi böyle. Hareketi canlı böyle ama Allah dostu böyle. Kerame sahip kişi böylece. O hemen çıkıyor. Buyurun efendim. Diyorlar ki memurlar bu Avrupa'dan gelen Müslüman kardeşimiz. Bu da yeni Müslüman oldular. Burada biraz kalmak istiyor Medine'de. Niye burada kalmak istiyor burada? İslam'ın imanı kökü gönlüme içsin diye kalmak istiyor böylece. Avrupa'da İslam'dan bir yaşayamıyorum ben böyle diyor. Evet dışta yaşıyorum İslam'ı diyor. Oruç tutuyor, namaz kılıyor ama kendini beğenmiyor. Din bu mu böyle diyor. Allah tam kendini veremiyor kendine böyle diyor. Ben bunun köküne gideyim, o da İslam'ı şeye böyle böyle. Diyorlar bunlar seni burası beğenmişler. Kira neyse verecekler bunlar. İstersen sen gide başka bir daire bul. Oraya git. Onun kirasını verecek, bunun parası verecekler böyle. Yalnız sen rica ediyorlar, işte burasını. Enes Efendi de ama Allah dostum sen ne diyor bakın böyle memurlara. Peki diyor Mekke'den muhacire Medine'ye gelince en ısrar onda kiraladılar mı onlardan? Almadılar. Ben alamam diyor. Elhamdülillah yani Müslüman olmuşlar, din kanı gelmiş buraya diyor. Hemen boşaltırım, teslim ederim böyle diyor. Bu da şimdi kabul etmiyor ama. Ben diyor, durumum maddi güzel benim diyor. Ben diyor, veda istemem. İle para vereceğim. O Alman bu veda istemem derken arası buluyorlar. Buna bir değer biçecekler, parasını başka yere verecekler bir hayır yemeyecek. Tabi bu hem oraya yerleşiyor bu. Hem oraya yerleşiyor. Vali merak ediyor, bunu yerine görmeye geliyor vali. Bakıyor, Allah Allah, bildiğin bir mağara böyle. Mağara gibi. Dışı kerpiç, alçak da tam yüksek değil o kadar da. Mağara gibi bir yer. Küçük bir penceresi var. Bir kapısı var, o kadar da. Şimdi vali buna soruyor. Tercüme hastası, bilmemiş İngilizce bu valide. Buna sorun bakalım diyor. Acaba bunun nesini beğendi bu? Bunun neresini beğendi bu? Şimdi diyor ki o Avrupalı Müslüman kardeşimiz Allah'ın razı olsun, ölmüş Allah'a rahmet eylesin. Ben diyor Medine'ye Münevvere'de pikniğe gelmedim diyor. Siyahat'a gelmedim Medine'ye diyor. Ben Resulullah için buraya geldim diyor. Resulullah'ı seveyim, aşkın tadayım diye buraya geldim ben. O az saatin hayatını yaşayayım diye bir nebze. O az saati yaklaşayım biraz. Onun için buraya geldim ben diyor. Ben diyor Medine'ye diye otele kalsaydım, lüzale kalsaydım diyor. Galiba oradan böyle gelip evet namazına giderdim ama diyor. O kadar oradan böyle. Bak diyor valiye, buradan diyor, pencereden bakıyorum diyor, karşına kubbe-i haldıra, kubbe diyor. Oraya bakıyorum diyor, vay ne diyor, Resulullah burada yatıyor, ona göre uyan, gafil olma diyor. Kapıdan bakıyorum diyor, cennetten bakıya görüyorum böyle diyor. Ki 10.000'den fazla sahabeyi görmüş de buraya böyle işte. Sola bakıyorum, Uğdan'ı görüyorum böyle diyor. Bahçeye bakıyorum diyor, hurma ağacını görüyorum böyle diyor, kuyuyu görüyorum böyle diyor. Bunlar ne diyor bana? Medine diyorlar bunlar bana böyle böyle. Şimdi muhteremler din içine inmek böyle. İslam'ın tadını almak böyle. Huzur bulmak meselesi var. Şimdi gelin hurma köküne gelelim. Yekûm ileyhine yemin sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hutbe okurken cuma günleri o kütüğe dayanırdı. Ayet okuyor. Aslan Peygamber 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 hutbeye böyle dayanırdı elinde. Diz dayanırdı. Bir hutbe okurdu böyle şey. Felema vudu'al minberü sonra minber yapıldı. Minber. Nedir minber? Hutbe okunan yer. Şimdi camide üç şey vardır. Minber, mihrap, kürsü derler böyle. Minber de böyle yenbürü fiilden gelir. Minber ismi alettir. Yukarı çıkan bir anlamına geliyor böyle. Mihrap da savaş edilen bir yer. Düş şeytanla. Kürsüde bazı yapın ne demekti böyle şey. Bir kadın geldi peygamberimize sahabe-i kiramdan. Kadın geldi. Dedi ki ya Resulallah dedi. Benim bir kölem var. Erkek kölem var. Kendi marangoz. Medine halkı bilmez de ağaçlarını anlamazdı. Orada kereste olmadı işte derler. Anlamazdı ona böyle. Dedi, ya Resulallah benim bir kölem var. Yani başka yerden gelen bir kölem var. Kendisi marangoz. Dedi ya Resul izin ver de, izin ver de dedi. Ben de köleme dedi, tahtaya ağacı ben kendim alayım.
Sen minber yaptıralım buraya. Onu okursun böylece. Peygamber izin verdi arsamız böyle. Minber yaptı. Üç basamak oturuş yeri vardı böyle. Minber de yüksekliğinde. Yani yakın bir şey. İki buçuk zirak yaptı, yüksek yaptı böyle. Üç tane merdiven basamak oturuş yeri böylece. Oraya yaptı. Cuma'ya yetişti. Şimdi Cuma'ya gelince Peygamberimiz minbere çıktı tabii. Çıktı arsamız böyle. Çıkınca Semiyan'la dilcizi misle sabitir işare. Hazreti Cabir diyor ki Hazretleri Resulullah diyor minbere çıkınca diyor hutbe başlayana diyor o hurma kökünden ses geldi böyle misle sabitir işare. Ona da deve doğum anında inediği gibi diyor. Deve ona oraya doğurur. Deve diyor doğum anında inediği gibi diyor kütten bir ineme sesi geldi diyor. Fenezze Nebi Selam ve vel yedehü aleyhi fesekele. Peygamber sana indi minberden diyor. En tuttu onu sıvazladı. Fesekene onu sakinleşti buraya böylece. Diye bir rivayette başka bir sahabe rivayet ediyor. Fesahatin nahletü hatta kânet en tenşakka diye bir sahabe diyor. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri çıkınca minbere çıkınca başlayınca o hurma köküne bir ses geldi. Fesahat bir sayha. Bir figan koptu böylece birdenbire. Kânet en teşakka sanki orada yaralacak gibi böyle böyle böyle. Sanki ifrak edecek böylece. O kadar. Yine bir rivayette fesahat siyahe sabiyye çocuğun ağlaması gibi ağladı. Şimdiden böyle rivayet değişik gibi muhteremler şimdi sahabenin bir kısmı yakındı kütüye minbere. Daha uzak, daha uzak, daha uzak böylece. Demek ki her biri bunu, yani kütüten bir ses geldi. Hepsi duydular bunu böylece. Fakat bu sesi bir algılama meselesi var. Algı meselesi var. Tabii yakın olan ne oluyor? Daha gür duyuyor bunu böyle. Sanki parçalanacak kütük böyle. Anlatıyor. Üçünüz şöyle yapıyor. Şu ağlaması gibi. Fene zenebi hatta ehaze fellammeha ileyhi. Peygamberimiz bir Aleyhisselam Hazretleri indi diye minberden Aleyhisselam Hazretleri. Hatta ehazeha tut elinde fellamma ileyhi ve ona kucak sarıldı böyle. Sarıldı. Kucak böyle. Sarıldı. Ficaret teyni eyni sabiyye. Elizi yüksek kötü. Nasıl bir çocuk çok ağlar. Mesela bu artık işte aç kalmış, susuz kalmış, annesi yedi yoktur, bir yere gitmiştir. Çocuk ağlar, ağlar, ağlar. Şimdi annesi yedi, susturamaz çocuğu böylece. O kucağında uğraşıyor, susturamaz böylece. Kütük böyle olmuş çünkü böyle. Peygamber de kucağına aldı, sarıldı kendisine. Onun su bulaştı, hatta istikaret. Daha sonra sükunleşti muhtemelen. Neden böyle yaptı? Peygamber Aleyhisselatü üzerine dayanmadığı için muhtemelen. Ona mahrum kaldığı için böylece. Demek ki kütük, cansız, yani kuru kütük, kuru. Kuru kütük, demek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan feyiz alınmak demek. Tat feyiz alınmak böylece. Kütük, feyiz alınmak böylece. Tat alınmak böylece. Kürük peygamber çıkınca minbere, ağlam başladı böylece. O minber tabi şimdi yok muhtemelenler. Sonra başka minber yapıldı. Şu andaki minber, İstanbul'dan giden 12 basamaklı mermer bir şey var. Rabbim Utahre'de. Sağda bile dedi. Hocanın kutbu okudu ya Cuma günleri. O İstanbul'dan gitti muhtemelen. Üçü Murat. O onu gönderdi. İstanbul'dan gönderdi. O duruyor hala orada böyle. Duruyor. Esirler geldiği zamanlar Medine Mübere'ye genelde o dönemde esirler tabii şey kapanır, mahzene kapanır. Yer altına kapanır mahzene. Esirler. Zile vurulurdu. Peygamber onu ne yaptı? Onları meşte getirirdi muhtemelen. Meşte getirirdi. Tabi kaç meseleye bağlandı bir direğe. Bağlandı böylece. Yine esirin biri direğe bağlanmış, getirilmiş, esirin getirilmiş bir şey. Dedi ki esir peygamberimize, ya Muhammed beni sal gideyim be. Benim eşim var, çocuğum, ana babam var. Onlar beni yolum bakıyorlar. Ne oluyor ben bırak gideyim beni. Peygamber şimdi baktı kendisine, hiç cevap vermedi. Ertesi günü yine esir yalvardı. Ya Muhammed, peygamber demiyor tabi, mümindir anında, müşrik kendisi. Ya Muhammed ne oldu? Bırak beni, sal beni, gideyim ben.
İşte çoğuşum ağlıyor benim için. Yani Cafer, üçüncü güne Peygamber kendi buyuruyor bu sefer. Estağfurullah. Bırakın gitsin bu. Hiç köy demedim ben. Bırakın gitsin. Köz derken git bakalım ben der. Çıktı. Medine'nin kapı tarafına gitti. Hurmalık da o zaman olurdu böyle. Bir hurmalığa girirdi. Baktı ki meşritte esirdi. Dereye iple bağlıydı. Tutsak da orada böyle. Esir de orada böylece. Ama ruhsal bir hal var içerisinde böyle. Manevi feyiz tat almışım böyle böyle. Henüz imana gelmedi. Ama Resulullah'ın bulunduğu bir yerde onun sohbetinde o da feyiz alabiliyor gene. Almış oradan. Meclisten çıkıp da böyle Resulullah'ın böyle kopunca, kurmalara gelince baktı ki esrarına geldi böyle. Yani gönül darlığı, kalp kararlığı, bir sıkıntı, bunalım, darlık, marlık bu şekilde gidemedi muhtemelen. Gerisi geri geldi. Peygamber sordu, niye geldi, niye gitmedin evine? Ya Resulallah, iman için burada kalacağım burada muhtemelen. Kalacağım burada böyle. Yine bir örnek daha vereyim inşallah. Hani Zeyd bin Harise. Zeyd bin Harise, Zeyd. Sahabe-i kiramdan, Kur'an'da tek bir ismi geçiyor sahabeden. İsim olarak derler. Hazreti Bekir, sahnesi neyine diye geçiyor? İkinin ikincisi diye geçiyor. İsim yok ama. Tek Zeyd'in ismi geçiyor. Ahzab suresinde o geçiyor, ismi geçiyor. Kur'an'da geçiyor, Zeyd. Hazreti Zeyd o derler. Kimdi bu? Bu, Beni Kelp kabilesinden kendisi. Çocukken, annesi alıyor bunu, akrabanın ziyade gidiyorlar böyle. Yolda basın yapıyor. O dönemde bir baskın vardı. Basar birbirini. Kaçırıp satar bunu köyden böylece. Basın yapıyorlar. Annesinin yanında çocuğu alıyorlar muhteremler. Kadın almamışlar. Almışlar. Tabii kadın ağlıyor. Yerlere yatıyor. Çocuk ağlıyor anne derken. Anneciğim de ağlıyor. Ama canavar ruhsu insanlar. Bunu bağlıyorlar. Deveye koyuyorlar. Getirin Mekke yakında Ükkaş şartı satıyor bunları köle olarak böylece. Hatice annemizin yeğeni vardı Hakim Hazretleri. O da pazara gitmiş, köle pazara gitmiş köle almaya. Üç tane köle almış böylece. Evine getiriyor. O anda halası Hatice Hanım'ın evine gitmiş oluyor. Diyor ki hala üç tane köle aldım birini sana vereyim, hediye edeyim. İstin al böyle. O da bakıyor Zeyd'i beğeniyor. Bunu bana ver zaman böyle. Onu aldı evine getiriyor. Peygamber eliydi. Ama henüz daha peygamber değil o zaman daha böyle. Geldi dedi ki ya Resulallah bunu bana yeğenim hediye etti. Ben sana hediye ediyorum buna. Hediye etti mi tasarruf peygamber aitmiş böylece. Peygamber kabul etti aldı onu. Peygamber de dedi ki Zeyd'e artık sen hürsün ama az ettin ben seni. Genişten böylece. Tabi henüz daha külük çağlandı herkes daha böyle. Yani delikanlı yeni bir şey gitmek üzere orada kaldı. Şimdi diğer yanda tabi anneciği ağlıyor. Yavrum acaba ne oldu? Yani köle olduğunu biliyor satılırını biliyor ama nerede acaba? Babası, amcası deveye binmişler. Bunu arıyorlar kabile kabile arıyorlar bunları böylece. O arada Beni Kelp kabilesinden bir cemaat Mekke'ye gelmişler, Kabe'ye gelmişler, tavafa. O gün kurallar üstlerine göre böyle. Hazreti Zeyd de onda Kabe'ye gitmiş. Tanıyorlar bunu. Ya Zeyd sen misin? Harisin oluyor, benim mi ben? Bir tanıdın mı? O onlar tanıyor bu şekilde böylece. Sen ne yapıyorsun burada? İşte ben Muhammed'in, onun kölesiydim burada duruyorum bu şekilde böylece. Gidiyor bunlar, haber yollar babasına. Diyor ki, senin oğlun diyorlar, Mekke'ye diyorlar. Muhammed ismi birinin kölesiymiş orada. Babası karışın yanına alıyor. Yanına bayağı para alıyor. Alması için bunu Mekke'ye geliyor. Peygamber de buldu. Henüz peygamber değil ama. Değil ama peygamberin adayı evlerin üzerinde ama. Peygamber az bir basamak arada kalmış böylece. O hayır yaşıyor tabii kendisi. Geldi. Dedi ki ya Muhammed selam. Benim oğlum Zeyd dedi. Senin kölenmiş burada. Onun babasıyım. Bu amcası. Annesi hiç gözünün içi dinmiyor. Kaç yıldan bir annesinin gözünün içi hiç dinmiyor. Yavrum Zeyd'im diye. Annesi gözünün içi döküyor. Ben işim yanıyor. Onu arıyorum. Buradaymış. Neyi sizden para vereceğim? Onu sen bana verir misin?
Tabi peygamberler para ne yapsın muhtemelenler? Şöyle buyurdu. Zeyd'i çağırtayım. Yokmuş orada. Onu buraya çağırtayım. Eğer sizin gitmek isterse para istemem. Alın götürün. Ama burada kalacağım derse o zaman zorla vermem size bana. Bunlar sevindir bunlar. Kalır mı orada? Babası, annesi gelmiş. Annesi bekliyor. Geçsin bu. Zeyd'i buldu. Hastalığı gitti. Onu buldu. Getirdi. Peygamber sordu Zeyd'e. Tanıyor musun bunları? Evet ya Muhammed. Bu babam, bu amcam. Hüseyin döndü babası şimdi. Oğlum Zeyd sarıldı tabii. Başta ağlamaya. Amcası sarıldılar. Oğlum Zeyd, annen senin için ağlıyor bu şekilde. Seni almaya geldik. Peygamber sordu. Zeyd, sen bu konusunda serbestsin. Yani elinde senin, senin elinde serbestsin. Gitsen babana haber git, sen burada kal. Şöyle bir babasına baktı muhtemelen böyle. Annesini düşündü böyle. Bir peygamber baktı. Peygamberimizi bırakamadı muhtemelen böyle. Bakın. Bırakamadı böyle. Yani bunu kim yapar değil mi? Bırakamadı böylece. Dedi ki ya Muhammed dedi. Ben burada kalacağım, gidemeyeceğim böyle. Babası çıldırıyor. Oğlum sen deli misin? Ne yapıyorsun sen oğlum? Bak biz senin için yıllarca koştuk. Annen seni ağlıyor. Baba doğru söylüyor ama ben Muhammed'i yaşayamam dedi böylece. Yaşayamam bu şekilde böyle muhtemelen böyle. Ve gitmedi kendisi muhtemelen böyle. Gitmedi. Peygamberimizden bir şey almak derler. Feyz diyor buna. Feyz ama. Tad almak böyle şey. Tad almak gerekiyor. Bu işin ne gerekiyor işte böyle? Çok sabit şey getirmeye gerekiyor. Bir de Peygamberimizin sünnetini uygulamak gerekiyor. Sünnetini uygulamak gerekiyor. Her sünnetini uygulamak gerekiyor. Sünnetini böyle şey. Yani namazda, namaz dışında, her konuda yani su içerken, yemek yerken, camiye yerken, eve yerken, çıkan, giyinirken Peygamber'in sünnetini uygulamak gerekiyor. Sünnetini. Resulullah böyle yapmış diyorlar. Mesela giyerken sağ koldan, sağdan başlamak sünnet bak. Sağdan böyle şey. Ne olsa olsun evine pantolon olsun, ceket olsun, gömlek olsun, kadınlara ne olsun böyle, bluz olsun böyle. Evden sağ koldan girilir, çıkarken soldan çıkarılır muhtemelen böyle. Ayakkabı, çorap sağdan giyilir, soldan çıkarılır böyle şey. Yemek sağ elle yenir. Yemeğin yavaş yavaş yenilmesi sünnettir. Yemek yavaş yenecek, böyle sindire sindire, çiğneye çiğneye. Acele yemek burada mekruh burada böyle. Sıcak yemek de mekruh. Çok soğuk da mekruh. Her şey ortası İslam var böyle. Yavaş yavaş gerekiyor bunları. Şimdi camiye girince de mesela ezan okumuş, ezan okuyor ya mesela. Kişi camiye girip oturuyor. Oturmaz ki herhalde. Eğer vakit girmemişse, vakit mekruh vakit değilse iki namaz, meşri namazı kılınır. Vakit girmemişse sünnet kılınır. Oturmama gerekiyor. Gidiyor meşri mesela ezan okunuyor. Okurken camiye giriyor ama oturuyor böyle. Bekliyor. Neyi bekliyor? Bir Allah'ın sallallahu aleyhi ki ayak alsın. Bu bidat muhteremler. Tabi işte böyle. Farza kâme getirilmek sünnettir. Yani farzdan kalkmak için kâme getirilir. Hayra sırada kalkılır. Yani kalkılmaz farza böyle. Ama sünnet de Allah'ın denilmesi müdattır bu. Bu beklemek bu şekilde böyle. Bu. Yani her konuda muhteremler Peygamberimiz sünneti uygulamak gerekiyor böyle. Bir de Peygamberimizin en önemli sünneti İslam'ı tebliğ etmek, İslam'ı yaymak, İslam'ın çalışmadığı için çalışmak muhtemelen böyle. Herkes kişi önce kendi kişiliğine, şahsında, nefsine bunu kabul etmesi gerekiyor. Eşine, çoluğuna, çocuğuna, akrabasına, komşusuna anlatmak. Efendim dinlemiyor. Olabilir. Ebu Leheb, peygamber amcası gidi. Dinlemedi peygamber muhteremler. Peygamber amcası Ebu Leheb, öz amcası böyle. Peygamber amcası, hem komşusu, kabı komşusu Ebu Leheb. Ama dinlemedi peygamber. Dinlemez tabi bu şekilde. Ama nedir? İslam'a çalışmak mı? Çalışmak muhteremler. Yani dini benim dinim demek. Dine sahip çıkmak muhteremler. Nasıl bir insan malına sahip oluyor, arabasına sahip oluyor. Mesela bir kişi yeni bir araba almış böyle. Dükkanı elini çekmiş arabaya böyle. Bir yaramaz çocuğundan geldi. Çizdi bir şey onu değil mi mesela? Çizdi böyle. Kişi kahroldu değil mi? Kahroldu böyle, böyle. Demek ki dine bir zararı gelse
Aynı böyle üzüntüyü duymak gerekiyor. Dinimiz araya gelince. Mesela yılbaşlarının bu çılgınlık, sapıklık muhtemelen böyle. Ama Türkiye'ye oturdu bu muhtemelen böyle. Oturdu bu böyle. Oturdu böyle. Hristiyanlık. Hristiyanın uygulaması. Kurması Hristiyanlığı böyle. İçkisi, kumarı, ahlaksızlığı, her şeyi içerisinde bulacak böylece. Buna üzülmek hiç mi gerekiyor muhtemelen böyle. Gerekiyor böyle. Hatta bir kadın bir çıplak geziyorsa kişi onu tabii şey söyleyemez yolda ama kişi olmasa hüzün duymak gerekiyor. Neden? Allah örtün buyuruyor Kur'an. Resulü örtün buyuruyor Mehmet'in. Örtün buyuruyor. Kur'an'ı hadisi Resulü dinlemiyor. Bu dine gelen bir zarardır. Namaz kılmayan biri biliyoruz namaz kılmayan kişinin böylece. Tabii söylemek gerekiyor. Ama zorlayamıyor kişi böyle. Söylemek gerekiyor ama kılmıyor. Hiç olmazsa üzülmek. Hüzün gerekiyor muhtemelen. Gerekiyor böyle. Şimdi bu da nedir? Peki en büyük sünneti İslam'a çalışmak, din için çalışmak böyle. Her şey dine vermek. Böylece. Ve inşallah muhtemelen Peygamberimizin şahını hepsini hallederiz. İlahi Fatiha.